Merhaba Güreş Türkiye YouTube halkının sevgili dinleyicileri, sevgili kanalımızın sevgili aboneleri, tüm forum üyeleri ve tüm güreş severler. NXT'nin son bölümünü konuşacağımız podcast'imize hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet Dinler, yanımda Fatih Yılmaz, Kritorax var, forumumuzun moderatörlerinden. İki iflah olmaz NXT izleyicisi olarak bugünkü şovu değerlendireceğiz. Bugün neyimiz var? Öncelikle hoş geldin Fatih. Hoş bulduk. Gayet tempolu, yani durdurulamayan bir şov izledik neredeyse. Takeover'dan sonra frenleri basmadan hızlıca gidiyoruz. Özellikle bir dahaki haftaki şova duyurulan şeyler de heyecan verici. Kesinlikle. İki şampiyonluk maçımız, bir takım maçımız, bir de muhteşem yüzleşmemiz var. Şampiyonluk maçlarıyla başlayalım. Öncelikle şovun açılış maçı United Kingdom Championship. Pete Dunne kemerini Roderick Strong'a karşı korudu. Maçı kısaca özetlemek gerekirse Pete Dunne ele çalıştı, kola çalıştı. Roderick Strong her zamanki ring içi performansını sergiledi. Üst düzey ring içi performansını sergiledi ama kazanmanın eşiğine kadar gelmişken Pete Dunne yine Pete Dunne'lığını yapıp maçı kazanmayı bildi. Böylece kemeri Amerika doğumlu birine teslim etmemiş oldu. Kemer hala Pete Dunne'da, ömür boyu da kalacak gibi. Maç hakkındaki görüşlerini alayım Fatih. Maç hakkındaki görüşlerim şunlar. Roderick Strong, Tyler Bate maçından daha düşük tempolu bir maç seyrettiğimizi düşünüyorum. Yani ben bu maçı öyle çok beğenmedim. Daha çok biraz da teknik. Yani böyle ikisi de birbirinin belli yerine çalıştığı için bilmiyorum. Sanırım bu benim hoşuma gitmemiş olabilir. Yani sevemedim çok fazla. Şunu söylemek gerekirse zaten Roderick Strong'un Birleşik Krallık kemerini alamayacak. Çok barizdi. United Kingdom kemerini alamayacak. Çünkü rezil giden bir şampiyonluk, bir divizyonu bir de bir Amerikalı'ya kemere vererek daha da rezil etmeyeceklerini düşünüyordum. İşte düşünmüşüm ya, doğru düşündüm. Roderick Strong hakkında bir yorum yapmak gerekirse şu an Birleşik Krallık kemerinden ayrıldı. Fakat şeye doğru yol alıyor şu an. Nereye doğru? Cruiserweight. Tüy siklet diye çevireyim mi onu? Hafif siklet. Bisiklet şampiyonluğuna doğru ilk maçını kazandı. Yani orada da çok fazla bir başarısını sergileyeceğini sanmıyorum ama belki ufak bir ihtimal, hani ya yarı final görür, hadi bir de bir sürpriz yapıp belki WrestleMania'ya çıkar. O da neden? Bu Daniel Bryan efekt diyorum ben buna. Nedir bu? Hani seyircilerin gözdesi ama otoritenin çok sevmediği, yani yeterli bulmadığı isim gibi. Yani sırf seyircileri hype'lamak için o WrestleMania'ya belki onu çıkarabilirler. Roderick Strong zaten bu son şansı, yani WrestleMania'ya kadar kullanılmazsa bir daha Cassius Ohno moduna bağlayacağını düşünüyorum onu. Ya Roderick Strong ne kadar seyircilerin böyle bayıldığı bir isim onu da bilmiyorum ben. Yani o kadar büyük reaksiyon da almıyor hani seyircilerden. Hani seyirci Strong bir şeyler yapsın diye uğraşmıyor ki zaten, hani bu da Strong'la alakalı bir sorun. Çok dümdüz bir adam. Yani geçen hafta da aynı şeyleri söyledim ben. Abi Strong gerçekten düz bir adam. Yani ringde kusursuza yakın bir performansı var ama hani maç anı dışındaki her anda çok düz kalıyor. Hiçbir şey beklemiyorsun adamdan. Hani hiç beni ayağa kaldırmasını beklemiyorum ben mesela. Ama şöyle bir şey var. Strong'un son şansı, WWE'nin de Strong'la son şansı. Yani o yüzden Cruiserweight title için biraz daha ileri gidebilir diye düşünüyorum ben. Hani WrestleMania'ya gidebileceğini düşünüyorum. Bu arada WrestleMania'daki maçın da birebir olacağına dair hiçbir garanti yok. Turnuva diyoruz da ortada bir turnuva yok henüz. Yani sadece Drake Maverick'ti değil mi şeyin adı? Yeni GM'lerin adı. Drake Maverick bir şeyler duyuruyor ve devam ediyor. Yani en son böyle sona 6 isim bırakıp hani 6 isimden ladder maç da çıkarabilir. Yani Cruiserweight title'ın WrestleMania'daki durumu çok belirsiz şu anda. Yani hani WWE kafasında bir şey belirlemiştir ama seyirci için çok belirsiz durumda. Sürekli yeni birilerinin turnuvaya katılacağını düşünüyor ama turnuva dediğin şey böyle bir şey değil. Şu anda sadece birileri oynuyor öyle. Hani Drake Maverick kafasına göre bir şeyler yapıyor gibi. Yani Cruiserweight title'ı başka zaman konuşuruz tabii de. Peki Pete Dunne'ın geleceği ne olacak sence? Yani Takeover New Orleans'a bir United Kingdom maçı gidecek gibi duruyor. Ama rakibi kim olacak? Tabii illa şeylerde spoilerlarda falan belli olmuştur. Ama şunu düşünüyorum. Olursa yine Tyler Bate olur ya. Hani en iyi maçı o ikisi çıkartıyor. Yani belki bir sürpriz olarak Mark Andrews gelir karşısına. Belki Wolfgang gelsin. Belki ufak bir ihtimal Trent Seven gelir. Yine Pete Dunne'ın kolaylıkla kazanacağı bir maç olacaktır ama. Yani Mark Andrews'u da şeye attılar. Cruiserweight Division'a attılar ana kadroda. Ki orada da tur atlayarak başladı. Yani ilk maçını kazanarak başladı diyelim. Yani Mark Andrews'un gelmesini çok isterim. Gerçekten Cruiserweight Division'da United Kingdom Division'da benim en sevdiğim adam. Yani inanılmaz yetenekli gördüğüm bir adam. Ama şey hani yani ben Trent Seven'ı düşünüyorum oraya ya. Hani Tyler Bate'e de artık farklı yollar çizmeye başladılar. Gelecek hafta Velveteen Dream'le maça çıkacak mesela. Ona da buradan hatta ona atlayalım direkt. Yani Tyler Bate vs. Pete Dunne artık ya, hani en böyle baba progres izleyicisini bile hani en şey teknik güreş delisini bile maç delisini bile artık sıkmış bir şey olması lazım. Ya ben kemer çevresinde farklı bir şeyler görmek istiyorum. WWE'de belki durumu eleştirilmeyen tek kemer United Kingdom kemeri ama en felaket durumda olan da o yani. Orada yani çok fazla kişinin bir şeyler beklediğini düşünmüyorum. Hani daha çok böyle hani indicileri böyle sevgililerini buraya alıyorlar abi. Arada bir WWE markası altında maça çıkarıyorlar. Yani mesela Pete'den Rava geldi bir defa. Ne oldu? Enzo'yu dövdü gitti. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Elimizde ne var? Hiçbir şey yani. Çok fazla oradan bir gelecek bekleyeceğimizi düşünmüyorum. Yani hiçbir şekilde çünkü kullanılmayan bir vizyondan bahsediyoruz. Ve oraya çıkan isimler de zaten hala indilerde aktif olarak yaşıyor. Kullanamıyorlar zaten. Yani İngiltere'de kullanmayı planlıyorlardı ama bu kemer sıkma politikası da İngiltere'de show düzenlemelerinin önüne geçiyor. Amerika'da da United Kingdom Championship ilgi çekmiyor yani hani bilmiyorum. Hani niye yarattınız kemeri? Sadece divizyonu alın yani. Hani Pete Dunne'ı, Tyler Bate'i, Mark Andrews'u, Trent Seven'ı alın. Abi kalsınlar adamlar. Yani çıkarın NXT'ye. Ana kadroya çıkarın. Bu isimler çok kaliteli isimler. Kemere ne gerek vardı hiçbir zaman anlayamayacağım yani. Yani al abi NXT'de kullan veya Cruiserweight kullan yani Pete. Ana roster'da bile kullanabilirsin Pete'den ki indilerden çok büyük bir kitleyi çekerdin kendine. Tabii ki canım acayip yani ve zaten abi çok yetenekli bir adamlar bunlar. Yani hani sadece indicilerin ilgisini çekecek değil. Ya Pete'den dediğin adam senin ana kadroda ana kemer verebileceğin potansiyelde bir adam. Tyler Bate keza underdog senaryosuyla falan müthiş ilerleyebilecek bir adam. Trent Seven bugün hani ya abi mesela Killian Dave'in yarattığı etkiyi Trent Seven de yaratabilirdi. Hani NXT'de. Mark Andrews Cruiserweight title alabilecek bir adam. Yani bunlar hep çok yetenekli adamlar ama kullanılış şekli çok şey. Neyse çok da uzatmadan bunu geçmek istiyorum. Gelecek hafta Velveteen Dream vs. Tyler Bate maçı olacak. Sence kim kazanır? Bir dahaki hafta Velveteen Dream No Way Jose duyurulmadı mı? Oh. Pardon. Evet. Velveteen Dream vs. No Way Jose duyuruldu ama Velveteen Dream sürekli Tyler Bate'e yürüyor. Pardon ben onu söyleyecektim. Takeover'a asıl Tyler Bate vs. Velveteen Dream gidiyor gibi. Hani bir şekilde. O şeyin birebir feudu da o olacak gibi. New Orleans'ın kemersiz feudu da o olacak gibi duruyor. Gelecek hafta Velveteen Dream vs. No Way Jose'nin sonucunu sormaya çok gerek yok o zaman yani. Hani yüksek ihtimal ama Tyler Bate hani böyle bir şeylerin değişeceğine dair bir simgeler veriyor sürekli. Yani nasıl simgeler diyeceksin şöyle. Kendisi Twitter'dan hem Cruiserweight'i kaybettim hem Cruiserweight'ten elendim hem United Kingdom'u kazanamadım. Kendime bazı değişikliklere gitmem lazım gibi tweetler attı geçtiğimiz iki hafta boyunca. Şimdi Velveteen Dream'e de olası bir feud'u kaybetmesi sonucu bu üçlenecek. Buradan NXT'ye bir şekilde United Kingdom bağlanması çıkabilir mi diye düşünüyorum. Hani, belki de. Bilmiyorum. Belki heel olarak böyle bir Mustache Mountain dediğimiz Trent Seven, Tyler Bate bir de Pete Dunne alırlar yanlarına. Şöyle bir üçlü olarak hani ben tabii çok uçuk şeyden bahsediyorum da yani NXT Invasion falan görür müyüz acaba United Kingdom tarafından? Hani biz hak ettiğimizi burada alamıyoruz gibisinden hem yenilip. Bunu daha önce WWE tarihinde çok gördük. Güzel de bir senaryo olur bence yani. Bence de güzel bir senaryo olabilir. Devam ediyorum. TM61'ın ringe dönüş şeyleri alıştırmaları devam ediyor. İlk dönüşlerinde bir yıl aradan sonraki ilk dönüşlerinde şey yapmamışlardı. Squash'a çıkmamışlardı ama o squash'ı bu hafta yaptılar. Andrew Duckworth ve John Skyler ikilisini gayet rahat bir şekilde yendiler. TM61'ın New Orleans sonrası kemere yürüyebileceğini düşünüyor musun? Sen o potansiyele Sence gösteriyorlar mı? Kim olduğunu bir daha söyler misin? Sesin gitti. TM61'ın New Orleans sonrası takımlar kemerine yürüyebileceği, Heavy Machinery, War Machine, Street Profits gibi takımların arasında nasıl sıyrılabileceğini düşünüyor musun bu açıdan? Kesinlikle düşünüyorum. Kendileri yeni DIY ve Revival boşluğunu dolduracak zaten. Hani şu an genel olarak NXT'nin takımlar divizyonu son 1,5-2 yıldır hep Destroyer takımlar ele geçirmiş durumda. Outlaws of Pain, Sanity, ne derler sonra. 1,5-2 yıl çok uzun bir süre oldu. Son 1 yıl diyelim. Son 1 yıldır bunlar ele geçirmiş durumda ve divizyon artık birbiriyle uyumlu fakat hayvanımsı bir görünüşe sahip olmayan şampiyonlara ihtiyacı var yani. Lazım artık. Diyeceksin bununla ilgili ne yapılabilir? M61 bunun için yetiştiriliyor. Büyük ihtimalle WrestleMania Takeover'dan sonra kendileri kemerlere adaylarını koyacak. Alırlar mı? Yüksek ihtimal alırlar. Hatta WrestleMania şeyinde bile alabilirler. O Dorsop'un gitme durumu olursa. İnadına söylüyorum. Gitmemeliler. Hala çok toylar. Orada Ascension'a dönecekler. Bratcım Brothers'ın tokat kemerler Undisputed Era'da yalnız. Undisputed Era, özür dilerim. Yani Undisputed Era, evet. Dorsop yani öyle. Çok tıvadım. Neyse artık. Ya Undisputed Era da çok kalmayacak NXT'de. Hani Royal Rumble'da Adam Cole'un görünmesiyle falan filan da bence onun izi biraz verildi. Yani Adam Cole'un yaşayacağı bir şampiyonluk 2019 başında maksimum şeye gidecekler hani. O yüzden de hani yani hemen kemeri kaybedip gitmeyeceklerdir muhtemelen. Ya ben de şeyde bir kemer değişimi bekliyorum. New Orleans'ta bir kemer değişimi bekliyorum ama hani o kemer TM61'a mı gider onu bilemiyorum yani. Devam ediyorum o zaman. Sırada bizim çok sevdiğimiz bir abimiz var. Aleister Black Takeover Philadelphia'dan sonra ilk defa görünüyor. Orada Adam Cole'u Extreme Rules maçta yenmişti ve artık oradan kemere yürüyeceğini düşünüyorduk. Ve kendisi de onu açıkladı zaten. Ya benim hani sırtımda bir yük var. O yük de NXT şampiyonluğu. Ben NXT şampiyonluğunu istiyorum derken Killian Dane bu sefer geldi ve bunun için hani ben de NXT şampiyonluğunu istiyorum. O zaman ne yapacağız modunda bir yüzleşme gerçekleştirdiler. Ya Aleister Black hem yılın en iyi erkek güreşçisi ödülünü almıştı hem de yılın en çok gelişme kaydeden güreşçisi ödülünü almıştı. Ama bu konuda belki de en büyük rakibi Killian Dane'di. Çünkü Sanity'nin içinden çıkıp çok bambaşka bir seviyeye çıktı Killian Dane'de. Ve ikisinin hani böyle basic de olsa takeover görmese de hani NXT haftalık şovlarında gerçekleşecek bir feudları beni çok şu anda heyecanlandırıyor. Sen neler söyleyeceksin bu konu hakkında? Killian Dane, Drew McIntyre'ın o bomboş ve aniden gerçekleşen NXT şampiyonluk yolunda namağlupluk serisi elinden alınmış bir isimdi. Kendisi Drew McIntyre'a tuş olmuştu contenderlık maçında. Ve bu üzücü bir durumda Killian Dane için. Ondan sonra da bize pasif bir performans sergilemeye başladı. Hep Sanity'nin arkasındaki powerhouse olarak gözükmeye başladı. Sanity'yi desteklemeye başladı. Fakat bu gece gerçekleşen şovda Killian Dane artık biraz daha hani böyle yeniden o ait olduğu topraklara yavaş yavaş giriyor. Her ne olur Aleister Black'ten tokatı yiyecek. Orası Allah'ın emri yani. Aleister Black buradan birebir başladan namağlup olarak çıkacağını düşünüyorum ben. Veya alacaksa da hani Drew McIntyre return maçında alır. Ya kim alabilir? Böyle mesela EC3 alabilir. Hani böyle SummerSlam'dan sonraki şeyde falan. Ona mağlup serisini. Büyük bir isme verecekler veya büyütmeyi istedikleri bir isme verecekler. O namağlup serisi. Bu kesinlikle Killian Dane olmayacak. Bu isim Andrade Almas da olmayacak eğer karşısına çıkarsa. Andrade Almas çok yüksek ihtimalle bu isme karşı kemeri kaybedecek. WrestleMania'dan sonra belki bu Guerrero Edge ilişkisini doruklarına kadar hissettiğimiz Zelina Vega Andrade Almas ilişkisi uzun zamandır ana kadroda görmediğimiz bir şey. Yani Maris Mistoraj'la beraber çok geride kaldığı için bunu söylüyorum. Uzun zamandır ana kadroda görmediğimiz bir şey ve bunu belki ana kadroya taşımayı düşünebilirler. Şu an çok erken ama. Hani Aleister Black için bu hamle daha erken. 1 yıl oldu abi, ne erkeni diyebilirsiniz ama erken. Hani bu adama mikrofon da vermeyecektin abi. Bu adama mikrofon da vermeyecektin. Bu adam ilk promosunda çıkıp iyi yapmış adam yani. Ben yıllardır WWE'ye gelmek için çalışıyorum. Şu an çok gururluyum. Yani bu gimmick'e o konuşma yakışmamıştı mesela. Bu gimmick'e bu konuşma da yakışmadı bu şorttaki. Hani bu adam susup hani tek böyle sözü şey olacak, şey Velveteen Dream ettiği söz olacak. Veya böyle Asuka'dan çok ünlü bir mimi vardır bilirsin. You talk too much diye. Böyle bir cümle söyleyecek, dönüp Black Mesa vurup diyecek. Bu adama bu yakışırdı abi. Bence tabii. Bu adama da yakışmadı. Bu adam kılın değini de yumruklayarak geçecek. Belki şey yapar. NXT şampiyonluk maçlarında da bu kadar yükselmişken böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum ama belki olası bir WrestleMania takeover maçında Andrade Almas counter-out'ta falan maçtan kaçabilir. Ama bu kadar yükselmişken, işte yükselmişken NXT kemerine nasıl bir zarar verir? Orası tartışılır. Yani Almas'la Vega hani öyle counter-out'la kazanacak tipler değil. Yani hani ringden gitmeyeceklerdir muhtemelen. Yani o tip bir heel profili sergilemiyorlar. Bu arada Almas'la Vega arasında benim en sevdiğim şey sevgili olmamaları. Hani diyorsun ya hani uzun zamandır böyle bir şey görmemiştik diye. Ya ben uzun zamandır bu kadar güzel bir menajer, kadın menajer, erkek güreşçi ilişkisini sevgili olmadan görmemiştim yani. Vega'da Instagram hesabında falan her fırsatta bunu belli edecek şeyler söylüyor yani. Çünkü ne bileyim insanlarda beklenti yarattı galiba. Bilemedim artık. Yani sevgili değiller. Vega sadece hani başarı için orada. Ve sahiden menajer yani hani eş değil, sevgili değil, harika bir ilişki onlarınki de. Ya Aleister Black'le ilgili benim artık kemere yürümesinin zamanının geldiğini düşünmemin sebebi şu. Abi daha ne yapacak? Hani kemere gitmedi, daha ne yapacak? Buradan hani ya kemer ya ana kadro. Çünkü bir yıldır yenilmiyor birebir maçlarda. Diğer maçlarda da toplam 2 yenilgisi var. Hani ve sadece bir kere tuş oldu. Bu arada hani NXT'nin en büyük heel gücünü, ana şampiyon dahil en büyük heel gücünü 2 defa tokatladı. Hani artık daha nereye yürüsün? Geçen yılın en iyi güreşçisi, en iyi erkek güreşçisi hani şampiyonların falan önünde. Abi daha nereye yürüyecek bu adam? Yani takeover'da kemer maçına çıkmayıp ne yapacak yani? Cassius Ohno'yla maça mı çıksın? Onu demek istemedim. Şunu demek istedim. Aleister Black bu kemeri alsın. Almasını demiyorum. Yakışır. Ama şu an alacak bir pozisyonda değil. Yani hem Killian Dane'i gömecek, hem Andrade'yi alması gömecek, hem şunu gömecek, hem bunu gömecek. Hani John Cena'ya bağlayarak giderek böyle bir kemer reyine girecek. Ama işte yenilmek kimi niye gömsün ki? Ya Black'e yenilince gömülmüyorsun abi. Black zaten yenilmeyen bir adam. Velveteen Dream'i yendi. İlk takeover maçında Velveteen Dream'in. Velveteen Dream gömüldü mü? Yo, gayet yükselerek devam ediyor. Adam Cole'u yendi. Adam Cole gömüldü mü abi? Devam ediyor. Benim sana bir sorun var. Bunun değil. Adam Cole ve Velveteen Dream gibi bir performans çıkarabilir mi? Çıkarabilir. O zaman ben de memnuniyetle seyrederim abi bu maçı. Velveteen Dream'den daha dikkat çeken, daha seyirci reaksiyonu alan bir performans sergileyebilir hatta yani. Çünkü iki face'in karşılaşması ya da bu durumda iki twinner'ın karşılaşması her zaman daha seyirci tarafından sevilen bir şeydir. Daha nadir gördüğümüz için yani face vs. heel'dansa. Killian Dane'i seyirci çok seviyor. Aleister Black'e çok coşuyor ama Killian Dane'i daha çok seviyorlar belki de. Ya bu açıdan yani Dane orada inanılmaz bir şey çıkarabilir diye düşünüyorum yani. Yani benim ya bu hani ufak feud'dan beklentim yüksek ya. Hani ikisi de benim gerçekten çok sevdiğim isimler. Genelde çok sevdiğim isimler arasında gerçekleşen feud'lardan çok tat alamam ama ya bundan tat alacakmışım gibi duruyorum. Oh. O zaman peki hiç Sanity'nin böyle şovda falan görünmeyip hani geçen hafta da hani Killian Dane'in tek başına kazandığı maçtan sonra Dane ana kadroya geçmeden Sanity'den ayrılabilir mi? Hiç öyle bir ihtimal görüyor musun? Hani belki muhabbeti yapılabilir. Draftlarda hakkı var ya, takımları ayırma hakkı var. Killian Dane'i almıyoruz ya, Killian Dane'i dışlayabilirler. Başka türlü görmüyorum. Çünkü Sanity çok birbirine bağlı bir şekilde inşa edildi. Bence de yani onları birlikte görmekten de tek tek görmekten de ben çok memnun oluyorum. Hani sergiledikleri şey tek tek ya da birlikte hani hep kaliteli oluyor. Ama ne bileyim bir korku da aldı beni ya, hani bir ayrılma senaryosu yazacak gibiler gibi duruyorlar. Hani Killian Dane'in de bu kadar öne çıktıktan sonra Sanity onsuz bir şey yapabilir mi? Hiç de zannetmiyorum artık yani. Bakalım. Evet. Bakalım. Ekleyeceğim bir şey yoksa Main Event'a geçiyorum. Geçelim. Main Event'ta Takeover Philadelphia'nın rövanşı var. NXT Kadınlar Şampiyonluğu maçı. Şampiyon Ember Moon kemerini Shayna Baszler karşısında koyuyor. Maçı diskalifiye ile Shayna Baszler kazanıyor ve kemer Ember Moon'da kalıyor. Maçta olan olay da şu: Ember Moon inanılmaz bir atakla başlıyor. Yani Takeover'da ne yapamadıysa onu yapıyor yani. Ama bir yani imkansız bir şeyden sonra, Suicide Dive'dan sonra Shayna Baszler üstünlüğü ele alıyor. Kolunu, bacağını kırıyor gene. Zaten çok da iyileşmemiş durumdaydı kolu. Ama en sonunda Kairi Sane geliyor. Shayna Baszler'ı Mayan Klasik'in finalinde yenen ama NXT'de ona geçilen isim geliyor ve Shayna Baszler'ın intikamını almak için Allah ne verdiyse dalıyor. Şovu da tek başına ayakta kapatıyor. Shayna'yı ringden kaçırıyor. Kaçırmayı başarıyor. Maç hakkındaki yorumunu alayım. Ember Moon'un bundan sonraki rakipleri yine Shayna mı olur, Kairi Sane mi olur, birlikte mi maça çıkarlar? NXT Kadınlar Şampiyonunun geleceğiyle ilgili de söyleyeceklerini duymak istiyorum şu anda. Yani, NXT Kadınlar Divizyonu şu an olabileceği kadar dibe vurmuş durumda gerçekten. Hani hep bir senaryo gördük, hep böyle muazzam maçlar gördük, hep şunu gördük, hep bunu gördük. Şu an hiçbirini görmüyoruz. Ben görmüyoruz, şu yüzden görmüyoruz. Şu an arkadan anons sesi geliyor mu bu arada? Efendim? Anons sesi geliyor mu arkadan? Evet, geliyor. Ve çok geliyor mu? Ya o sen daha yüksek sesle konuş. İstiyorsan sen ilk yorumu yap, şu bitene kadar ben susayım. Tamamdır yani şey maçı hani Ember Moon vs Shayna Baszler maçı hani Takeover'daki benim NXT'de gördüğüm ilk kötü Takeover'daki kadın maçıydı. Ama yani bu maç en azından Ember Moon'u biraz daha agresif gösterdiği için yani Ember Moon da biraz bir şeyler yapabildiği için bu sefer hani Shayna tek başına o yok edici güç olmadığı için biraz daha heyecanlandırdı. Kairi Sane'in de bu işin içine gelmesi, çünkü ikisinden de çok ayrı tarzda bir kadın güreşçi. Yani şey hani beni heyecanlandırıyor. Bir triple threat maç hani Shayna'nın bu booking sorununu da şey yapabilir. Hani alabilir gibi duruyor bence. Çünkü Shayna çok anormal üstünlük kurmayı seven, hani sürekli submission bağlayan biri ve hani birebir maçta bunu yapabiliyor ama triple threat maçta sürekli olarak bunu bozan biri var. Hani bu açıdan biraz daha iyi yani Shayna'yı o potadan çıkarmayacaksan hani Shayna'yı o potadan çıkarmayacaksan oraya bir Kairi eklemesi gayet güzel. Kairi Sane'i de hani böyle alıştırmaları işte önce Fatal 4-Way ile ardından şeyle hani Triple Threat'le falan oraya alıştırmaları. Çünkü Kairi Sane'in oraya o kemeri kazanacağı kesin. Ama hani daha böyle birebir feud'lara hazır değil. Mayan Classic'te de yani hazır olmadığını zaten göstermişti. Hani çok öyle bir gimlik falan oynamıyordu. Ama yani ben açıkçası böyle bir Triple Threat maçtan memnun kalırım. Hani zaten buradan sonra kim gelecek hani Ember Moon'un karşısına? Yani Nikki Cross gelemez. Yani Nikki Cross gelmez bundan sonra. Ruby Riott çıktı. Iconic Duo zaten WrestleMania'dan sonra ana kadroya çıkacak. Hani zaten kim yapacak abi? Kılıçdaroğlu mu olacak yani başbakan? Hani anlıyor musun? Yani böyle bir durum var. Aynen öyle. Sen al. Şimdi yorumu yapayım. Sağ olasın bitirdi anonsçu abi anonsunu. Şöyle bir şey söyleyeyim. Kairi Sane bence çok doğru bir noktada geldi. Çünkü Ember Moon'a çizdikleri çizgide hani ciddi manada sorun vardı ve yani o maça birini karıştırmasalardı doğal yolla Ember Moon'un yani kaybetmesi lazımdı kemeri. Hani bir roll up'la daha götüremezlerdi bu işi. Kairi doğru noktada geldi. Doğru şeyi yaptı. Ve Shayna Baszler'ı yenebilen tek kadın şu ana kadar. Ve bunu Mae Young Classic finalinde yaptı. Bu yüzden hani Shayna Baszler'ın da böyle çekinmesi gereken bir isim. Baktığımız zaman hele o sondaki Spear'ı falan yani böyle Shayna Baszler'ın anti-counter gibi böyle hani gibi böyle gel abi vurayım kafana bir tane git gibi. Bunların ikisinin arasında gerçekleşecek bir contenderlık maçından sonra bir olay karışıp bu maç Triple Threat'e gitse senin dediğin gibi çok daha muazzam, çok daha 10 numara bir şey olur. Yani ne olur? Yine Ember Moon'a o kemeri tuttururlar. Ama hani bilmiyorum. Yani şu gördüklerinden sonra gerçekten Ember Moon'un artık kemer tutmasını istemiyorum ben. Bir kadını götüne soktular yani. Yazık günah. Gerçekten yazık günah yani. Yani Moon'un da zaten ana kadro zamanı artık geliyor. Yani sırf şey hani Asuka'dan sonra o kemeri alsın diye duruyordu zaten yani. Hani Asuka'dan sonra kemeri alması gereken kişi oydu zaten. Ama şey yani hani Asuka, Ember Moon'un artık yapabileceği bir şey kalmadı ki abi. Şampiyon olmadan da zaten bütün o şeyleri gösterdi. Hani Asuka divizyonun üstünde bir yerdeydi. Divizyonun dışına çıkmıştı artık ve Ember Moon o kadın divizyonunun tepesindeydi hani Asuka varken de. Çünkü Asuka'yı oradan sayamıyordun artık. Ya böyle olunca hani şey var. Hani yani nasıl denir? Ember Moon zaten zirveyi gördü. Ya bu zirvenin sonunda aslında kemeri de aldı. Bir şeyler de gösterdi. Tamam abi yani daha ne yapsın bu kadın ana kadro için? Zaten gelmesi gerekiyor artık ve şu şey hani ana kadrodaki kadınlar devrimi konusu da gitgide daha kalabalık maçlara gittiği için yani daha böyle şey takımlar kemeri falan konuşulmaya başlandı tekrar. Hani o kadronun da artık ilerlemesi, daha sayının artması gerekiyor. Erkek sayısına yaklaşması falan gerekiyor. Ember Moon'u falan da yani ben en geç SummerSlam sonrası Raw'da ya da SmackDown'da bekliyorum ama ana kadroya. Ya umarım WrestleMania'da kemeri kaybedip ertesi gün gelir yani. Hani artık yapacağı bir şey kalmadı çünkü. Yani ve bu tat hani bu Amazon kadını tadı hani Bad Phoenix'in çok çakmasını yaptığından beri görmüyorduk. O tat ana kadroda çok yakışacaktır diye düşünüyorum ben yani. Ya buradan da kemer Kairi Sane'e ya da hani Shayna Baszler'a gidebilir. Ama yeter ki doğru bookingle gitsin. Yani Shayna bu arada kötü bir ring performansçısı değil. Yani abi kadının gelmeden önce Mae Young Classic'ten önce de hani güreş çalışması var. Maçlara çıkmış. Yani bir şey var bu kadında da. Zaten çok iyi konuşuyor. Abi doğru bookingle herkesi kullanabilirsin ve TakeOver'da gördüğümüz Shayna Baszler'ın yanlış bookingle kullanıldıydı. Bu hafta gördüğümüzde doğru bookingle kullanılmasıydı. Yani demek ki bunu yapman gerekiyor yani. Yani bir nevi şöyle yani resim var ya çok böyle esnaflarda durulur. Aklını kullanan para dağıtan diye. Veresiye veren peşin satan. Daha doğrusu hani veresiye veren Shayna Baszler'ı TakeOver'da gördük. Şimdi de bunu burada gördük. O geldi bir aklıma. Çok da doğru bir tespit yaptın. Yani doğru booking hani rezili vezir yapar. Yanlış bugün dizili de rezil yapar. En büyük örneği Kevin Owens zaten yaran var. Ya abi ya şey bu arada MMA geçmişi olan herkes için aynı şey geçerli. Yani Elimination Chamber'da Ronda Rousey sözleşme imzalayacakmış. WrestleMania'da da maça çıkacak. Abi kullanım tarzına göre Ronda Rousey'den tarihin en iyi kadın güreşçisini de çıkarırsın. Tarihin diyorum yani Lita'lardan Trish'lerden daha iyisini de yapabilir yani. Hani ama kullanış şekline göre yani abi Lesnar'ı o yeteneğine rağmen hani piç etmeyi başardın. Hani bunun Shayna'yı da yaparsın yani ama hani her şey kullanım tarzıyla alakalı bir şey. Abi şu var ya. Son bir şey söyleyeyim sonra çok fazla konuyu dağıtmayalım. Bu Brock Lesnar moonsault atan adamdı ya. Tabii canım abi. Ya moonsault atan adam Shooting Star Press'i muhteşem yapan bir adam yani. Şimdi ne oldu abi? Şimdi German Suplex makinesine döndü herif. Şimdi köşeye 2012'den beri köşeye çıkmadı herhalde değil mi ya? En fazla birine German Suplex yapmak için çıkmıştır. Ah yani hani yani... kendi başına köşeye hiç çıkmadı yani. Yok abi, çok acayip bir şey. Bu yani. Adam. Neyse devam ediyorum o zaman. Evet. Gelecek haftaya duyurulan bir diğer maç Gargano vs. Almas. Gargano kaybederse NXT'den gider maçı. Ya bunu konuşmayacağım çünkü ikimiz de sonucu biliyoruz. Spoiler yedik. Yediğimiz tek spoiler'dı zaten. Hani bir şey demiyorum ben. Maçtan sonra geleceğini bu işin konuşabiliriz ancak diye düşünüyorum. O konu silinmiş. O konuyu açana bir bulsam zaten neler yapacağım da o konuyu bulamıyorum şu an. Kim nerede açmış bilmiyorum. Konuyu ben şikayet ettiğim için hani üzerine hemen kaldırıldı. Neyse. Bulldog yaptı galiba. Hatırlamıyorum. Neyse. Abi şey hani gelecek haftaki maçı da şu anda konuşmayacağız. O zaman bu haftaki şovun genel değerlendirmesiyle bitirelim. 5 üzerinden kaç verirsin bu haftaki şova? Evet şu an konuyu buldum. Bir spoiler daha yedim konunun içinde. Teşekkür ediyorum. Niye arıyorsun ki? Niye arıyorsun? Sen bana odaklan. Benim soruma cevap ver. 5 üzerinden kaç veriyorsun? Allah'ım. Kapat. Unut. Tamam gitti. Kaç veriyorum ya, o kadar güzel bir şovdu. 2 şampiyonluk maçı da hani beklenenden iyiydi ama 5 üzerinden 3 ya. Çok fazla çalışmaz benden. Valla ben 5 üzerinden 4.5 veririm. 2 tane güzel şampiyonluk maçı var. Bir tane çok güzel yüzleşme var. Daha ne göreceksin? Yani 40 dakikalık şovdan daha ne göreceğim? Ben 4.5 çalıştırırım yani hani. O yarım puanı da hani abi ne Undisputed Era var, ne Sanity'nin kalanı var, ne şey onlar var. Onlar arkada hani, bir yerde kapışıyordur ya. Gargano'ya da Almas şey bile vermiyor. Arka alan röportajı bile vermiyor. Ben yarım puanı olmayanlardan kırıyorum ama yani hani çok da aramadı gözüm onları yani. Ben gayet sevdim, o yüzden ben 4.5 vereceğim. Evet. Eklemek istediğim bir şey yoksa yayını kapatalım. Yok. Evet, Fatih Yılmaz'la birlikte ben Mehmet Dinler NXT yayınında sizlerle birlikte olduk. Gelecek haftaki şovdan sonra yine hemen böyle değerlendirmemizi almanız dileğiyle diyorum. NXT ile kalın, güreşle kalın, hoşça kalın. Kapadın mı? Ben sen kapattım.